Aracımız yeni Megane 4 E-Com. Şimdi bir düzine özellik açtık ama şöyle sırayla bir ekran paketiyle ilgili şeyleri göstermek istiyorum size. Onun dışında kilitle, korna, alarm vesaire var. Onları ayrıca başka bir araçta gösteririm inşallah. Şimdi aracımızın Android Auto CarPlay'i vardı ama kablosuz değildi. Onu kablosuz hale getirdik. Bakın şu anda yol tarifi açık. Abi telefonu da şöyle koyarım. Bakın kablolar bağlı değil. Telefonda bu. Neydi abi? Samsung? Samsung S10. S10. Mesela S10'u bile destekliyor. S23 de denemiştik başka bir araçta. Destekliyor. Şöyle şuradan göstereyim. İşte Android Auto'daki menülerimiz gördüğünüz gibi hiçbir kablo bağlı olmadan işte yol tarifi, WhatsApp, Spotify falan kullanılır. Şöyle Renault'a bastığımda orijinal ekrana dönüyor ve şuraya bastığımda direkt Android Auto açılıyor. Şu yol tarifi bakın şurada da görünüyor. Kadrana da aldık. O da işte şurada dönüm vesaire. Şu dönüşü gösteriyor vesaire. Şu müziği bir kapatayım. Şimdi şöyle bir tam ekran oldu. Ama tam ekran olan sadece bu değil. Başka şeyler de var. O da ilk kez bu araca nasip oldu. Eski Megane 4 onları yapıyorduk. Bakın geri vitese takıyorum. Artık geri görüş kameramı tam yaptım. Çünkü şuraya park sensörü çıkıyordu. Bunu ne yaptık? Bunu da buraya aldık. Gördüğünüz gibi. Ön ve arka park sensörü kadranda görünüyor. Daha güzel. Kamerayı da tam ekran göreceğiz. Ama diyeceksiniz ki biz işte ya şu park sensörünü belki kapatmak istiyoruz. Çok dar yerlere park ediyoruz. Onun da çözümü var. Şuraya göreceğiniz gibi ayarlar menüsü getirdik. Bu araçta hiç yoktu. Bütün ayarları bu multimedyana yapıyoruz. Bakın park yardımını gördüğünüz gibi park sensörünü buradan kapatabilirsiniz. Bazı başka menüler de geldi. Onlarla uğraşmayacağım şimdi. Başka ne yaptık? Pratik sinyalimiz 5 oldu. O da kullanırken çok pratik oluyor. Önce şu 4x4 menüyü göstereyim. Bakın bu pusula. Bu da yanal ve dikey eğim. Onun dışında da şu ayarlarda araç konfigürasyonumuz var. Gördüğünüz gibi bakın 1-3-5 şu 3'tü. 3 yeterli gelmiyor. 3 yerine 5 yaptık bunu. Bakın deniyorum. Şöyle hafif basıyorum. Pratik sinyalini. Bunu çitlettirmenize gerek yok. Hafif dokundum. Bakın 2-3-4-5 şeklinde. 5 kere. Yani birini sollarken daha kolaylık sağlıyor ama şimdi kış günündeyiz. Çok ihtiyaç olabilecek bir şey daha. Gelişmiş çekiş kontrolü. Yani ESP kapatma menüsü. Bunu da manuel yaptım. Bakın şu anda expert modu devredildi ve ESP'yi kapatma tuşu yandı. İşte az önce de yolda test ettik. 60 kilometreye kadar manuelde tutuyor. Siz kalkışınızı yaptığınız çamurda, karda saplandığınız yerden tam motor gücü sağladı size manuel. 60'a ulaşınca direkt otomatiğe alıyor ki yine yolda kaydırma yapmasın. Renault gerçekten bunu çok güzel bir şekilde ayarlamış. Aslında aracın şuradan da kontrol edebileceğiniz ayna katlama ama onu da şuraya menü olarak da ekledik. Şuradan da yani ne bileyim çok soğuk bir yerde arabayı kullanırken her açış kapanış ayna katlamasını isterseniz şurada menüsü var. Dediğim gibi kilitle, korna, alarm, park sonrası aydınlatma gibi birçok özellik var. Onları da bir daha açacağız inşallah. Abi görüşünü alayım. Herhangi bir delme kesme yaptık mı? Delme kesme yok. Herhangi bir şey yok. Sadece bilgisayarla bağlantı yapılarak işlem gerçekleştirildi. Eline koluna sağlık. Bir dakika. Sen kablosuz Android Auto için geldin ama ikinci bayağı en çok hoşuna giden şey hangisi oldu abi? Bayağı çok hediye ettin. Allah razı olsun. En çok hoşuna giden şu ikinci çekiş, özellik ne oldu abi? Çekişi kapatma. Expert modu. Expert modu. Güde güde kullan abi. Çok teşekkür arkadaşlar ederim. Bakın aracın OBD soketinden bağlanıp laptopla açıyoruz. Orijinal Renault cihazı kullanarak hiçbir denme kesme yok. Ben yerimizde gösterip bitireyim videomu. Şurada göreceğiniz gibi biz Ankara Balgat One Way'deyiz ama Türkiye geneli 20'ye yakın ilde çalışma arkadaşımız var. Onlar cihazı kabloyu bağlıyorlar. Biz uzaktan bağlanıp açıyoruz. Dediğim gibi Ankara merkezliyiz ama İstanbul, İzmir, Erzurum, Hatay, Samsun, Konya birçok ilde şubemiz var. Hem yani Türkiye'nin 7 bölgesinde de şubemiz var. Yapmak isteyen arkadaşlara Türkiye geneli yardımcı oluruz. Herkesi bekleriz.